Süleyman Gazi ilçesinde bulunan bir evin girişinde mutfak tüpü patladı. Mahalleli büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar ev sahibiyle oğlunun evde olduğunu söyledi. Neyse ki evlerinin arkasındaki çıkıştan dışarı çıktıkları öğrenildi. Ambulansta müdahaleleri yapılan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Feci kaza Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayda geçti. Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hakimiyetini kaybedince önce seyir halinde bulunan bir kamyona ardından benzin istasyonunda bulunan ağaca çarptı. Facia kıl payı atlatıldı. Aracın benzinlikteki ağaca çarpmasıyla durduğu görüldü. Kazada şans eseri yaralanın olmadığı araçta maddi hasar meydana geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir köpeğe yapılan muamele görenlerin yüreğini sızlattı. Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı olan köpeğin yanına gelerek tuhaf davranışlar sergilediği, köpeğe yumruk attığı görüldü. Tepki çeken görüntüyü kaydeden hayvansever köpeği kurtardı. Bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek sahiplendirdi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan çöp kamyonu tarlaya girdi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Yörük Mahallesi yolu üzerinde yaşanan kazada sürücü ve bir işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki bir lokantanın sahibi Mustafa Uslu, dükkanında temizlik yaptıktan sonra sandalyede uyuyakaldı. 3 saat sonra uyandığında ise cep telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik görüntülerini incelediğinde genç bir adamın o uyurken içeri girdiğini, kasada para bulamayınca başında uzun süre dikildiğini, sonra da telefonunu alıp gittiğini gördü. Uyurken işte kapalı iş yerimiz, kapıyı açmış vatandaş, cep telefonumuzu almış ve gitmiş. İçerisinde özel fotoğraflar, telefon numaraları olması nedeniyle lokanta sahibi telefonunun geri getirilmesini istiyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın evinin bahçesindeki eşyaları almaya gittiğinde sarmaşıkların arasından çıkan yılan tarafından bacağından ısırıldı. Kadın hemen yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Otomobil yolcu otobüsüne çarptı, can pazarı yaşandı. Burada yolcu otobüsü bekliyordum Ulan'a gitmek için. Beklediğim esnada önümde otobüs durdu. Tam otobüse binecektim. Arkadan gelen araç otobüse fren yaparak çarptı. Mudanya Bursa hattında çalışan belediye otobüsü yolcu almak için durağa yanaştığında aynı yönde seyreden otomobil otobüsü arkadan çarptı. Otomobil hurdaya döndü. Direksiyon başında sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Sıkıştığı yerden çıkarılan Hasan Yiğit tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen sürücünün Osman Gazi Belediyesi'nde zabıta olduğu öğrenildi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bir askeri araç minibüse çarptı. Minibüsün yol ortasına devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçtan inen askeri personeller ve vatandaşlar minibüs içinde sıkışan sürücüye yardıma koştu. Minibüsü kaldırmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Sürücüyü çıkarmak için aracın üstüne çıktılar. Sürücü aracın içine giren birkaç kişi tarafından çıkarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde. 7 yaşındaki çocuk yaşadığı binanın bahçesinde hamakta sallanıyordu. Birden üzerine otomobil uçtu. Ses duydu sanki gaz patlaması gibi. Araba döne döne geldi buraya düştü işte. Başta oynayan çocuğu altına aldı. Bu araba zaten çok hızlıydı. Karşıdan geliyordu. Küçük çocuk komşularının ve babasının yardımıyla otomobil altından yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahçeye uçan otomobildeki sürücü ve yanındaki bir kişi ise şoka girerek hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri bölgede sık sık benzer kazalar olduğunu söyleyerek dert yandı. Siirt'te polis ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yapan iki grup arasındaki kavgaya müdahale için gittiği bölgede silahlı saldırıya uğradı. Polisin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru hafif yaralanırken polisi yaralayan tabancayı ateşleyen saldırgansa ölü ele geçirildi. Yaralı polis memuru kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışanları yakalamak için arama başlattı. On yaşındaki minik Selin günler önce Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada maganda kurşunuyla vurulmuş, hastanedeki 4 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetmişti. Minik Selin için Fatih Aksaray Muratpaşa Camii'nde bugün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Selin Cebeci'nin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne Sinem Cebeci öfkeliydi. Bireysel silahlanmayı lanetledi. Olay anından dakikalar önce Selin Cebeci ve ailesinin eğlendiği dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı. Selin'in babası Serkan Cebeci ile bu son dansıydı. Beyin ölümü gerçekleşen küçük kızın bağışlanan 6 organı ise sıra bekleyen 6 çocuğa hayat oldu. Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir çocuk annesi 35 yaşındaki Emine Nuyan, sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Cesedi savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekmek fırınında usta olarak çalışan 28 yaşındaki adamın eşini vurduktan sonra kaçtığı iddiası üzerine polisler eşini kısa sürede yakaladı. Genç kadının yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirlendi. Katil zanlısı eşinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine kayda geçen boğanlar nefes kesti. Maceraperest iki kanucu tehlikenin farkında olmalarına rağmen buzullara yaklaştı ve işte bu korkunç anları yaşadı. Çatırdayan buzul bir anda suya düştü ve dev buz kütlesinin kanucuların olduğu noktaya doğru büyük bir dalga oluşturduğu görüldü. Kanuculardan biri dalgayla beraber gelen buz parçalarından hafif yaralansa da bunun yaşadıkları heyecana değdiğini ifade ettiler. Tekme ve yumruklarla birbirlerini dövdüler. Taksim'in orta yerinde adeta güreştiler. Tarafların bir de arkadaş oldukları öğrenildi. Kavgaya dönüşen tartışmanın sebebi ise bilinmiyor. Onlar dövüşürken çevredekilerin olan biteni öylece izlemesi ise hayrete düşürdü. En sonunda bir gencin araya girmesiyle ikili ayrıldı. Engel olmasın. Sen de iyilik aşkına gönüllü kan bağışçısı. Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Dehşet anları geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde kayda geçmişti. Yeni görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletinin arkasındaki iki turist kadınla beraber süratli bir şekilde seyrettiği, bir süre sonra motosikletteki kadınların sürüklenerek yere düştüğü ve bir yaya çarptıkları görüldü. Motosikletinin arkasındaki iki turist kadınla beraber süratli bir şekilde seyrettiği, bir süre sonra motosikletteki kadınların sürüklenerek yere düştüğü ve bir yaya çarptıkları görüldü. Motosikletli sürücü yaşanan bu dehşet anların ardından kaçıp kayıplara karışmıştı.
O sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ve motosikletinin bağlandığı öğrenildi. Şahıs ilk ifadesinde iki yabancı uyruklu kadın kendilerini Galatasaray Lisesi'ne götürmemi istedi. Bunun üzerine kadınları motosikletin arkasına bindirdim. Cadde üzerinde seyrederken kadınlar dengesini kaybederek düştü. Kimseye çarpmadım. Ehliyetim olmadığı için korktum ve kaçtım dedi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Bursa Adliyesi'nde taşınma işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Gemlik Açık Cezaevinde kalan mahkumların kamyonlara yükledikleri dolaplar Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürülüyor. 6 Mayıs 2016 yılında yakın çevre yoluna cepheli 83 dönümlük alanda temeli atılan Bölge Adliye Mahkemesi'nde de son hazırlıklar yapılıyor. 20 katlı binaya sulh hukuk, asliye hukuk, ticaret, iş, aile ve icra mahkemesi 2 Eylül adli yıl açılışıyla taşınacak. Öte yandan Bursa'da 14 olan ağır ceza mahkeme sayısı 15'e yükseldi. Yeni kurulan 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül adli yıl açılışından sonra hizmete girecek. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanlığına ise 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı İsmail Yılmaz getirildi. Adem amca kayığına kondurunca ben de balkonuma kondurmak istedim. Adem amca ve Yaren Neylek hikayesi bu köyde hayat bulmuştu. Şimdi de Beyza Nur'un evlerinin terasında altı leyleği elleriyle beslemesi güzel görüntüler oluşturdu. İlk başta Yaren geldi. Daha sonra Nazlı da geldi ama beni görünce o kaçtı. Eşitliğiyle kaçtı. Daha sonra bugün de şaşırdım, yavruları geldi. Çok mutlu oldum. Böylece Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı eski Karaağaç Leylek Köyü güzel bir hikayeye daha sahne oldu. Karacabey Belediyesi geçen yıl köyde başlattığı örnek uygulamayla tüm leylek yuvalarını köyün küçük çocuklarına sahiplendirerek çocuk doğa ilişkisini ve aitlik duygusunu küçük yaşta aşılamayı hedeflemişti. Beyza Nur'un elleriyle ikram ettiği balıklarla karınlarını doyuran sevimli leylekler göç öncesi misafirliklerinin son günlerini yaşıyor. Bir balıkçıyla leyleğin 8 yıllık dostluğunun baş kahramanları Adem amca ve Yaren Leylek de her bahar bu köyde bir araya geliyorlar. Sonbaharda diğer leyleklerle Afrika'ya göç eden leylek 6 ay sonra baharda yeniden geliyor. Ve geldiğinde Adem amcayı unutmayarak yeniden kayığına konuyor. Bakalım. İstanbul'da Firuzköy mahallesinde bir kişinin doğmuş sıpanın sahibini bulamayınca bakımının yapılabilmesi için sıpayı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Meslek Yüksekokulu'ndaki öğretim görevlilerine teslim etmişti. Öğretim görevlisi İbrahim Kurbanay'ın fazla 2 günlük olduğunu tespit ettiği sıpanın sindirim sistemindeki sorununu giderdikten sonra onu beslemeye başladı. Ardından da Cıvık ismini verdiği sıpayı evine götürdü. Apartmanın 1. katındaki evlerinde özel bir yer yaptırdı. Altına da bez bağladı. Ancak evin maskotu olan Cıvık çocukları kıskandı. Onlar da evlerinde 5 gün baktıkları hayvanı üniversitedeki ahırlardan birine götürdü. Sürekli ilgi bekliyordu, sürekli ağlıyordu. İşte bunun yanına Cıvık benim yanıma geldiğinde o da hemen yanıma gelmeye çalışıyordu. Cıvığın oturduğu yerlerde geçip oturmaya çalışıyordu. Bunun Cıvığın bir alanı vardı, o alana girmeye çalışıyordu. Tabii buraya gelince o da evde rahatladı. Cıvık da burada rahatladı. Daha rahat, özgürce koşabiliyor evde çünkü bir de ayakları kayıyordu. Biz ayakları kaymasın diye ona Yusuf Agah'ın çoraplarından giydirdik. Onlar da biraz daha rahat etse de buradaki topraktaki gibi rahat hareket edemiyordu. Parası olsa para da verir, aramızı söylüyor ya, öyle insan. Öyle bir kimseye bir zararı yok adam. Hep burada mı yatar? Evet, hep burada yatar. Bir lokmayı paylaşan bir insan. O adam neden gitti? Şurası sel götürdü, köprü görünmüyordu. Şu köprü komple. O benden büyük olduğu için
kimseye yardım edemedi. Gitti işte. Kendisi gibi evsiz olan arkadaşları onu böyle anlatmıştı ve o gün yaşananları. Felaketin nasıl olduğunu da biz anlamadık ki. Mazgallar patladı. Bir anda burası denize döndü. Aşağıya geldim dedim, elbiselerimizi kurtardım. Bir geldim abi, baktım su küpünün ortasına vurmuş. Neyse Allah razı olsun, bizim bir tane arkadaş var şurada, hemen şurada sahilde yatıyor. Abi adam suyun içinde kimse, yani bir Allah'ın kolu. Kimse demiyor ki biz bunu çıkartalım, kurtaralım. Yani İslam'ı gerçekten de ölmüş abi. İslam'ı dedim, yani İslam'ı diye bir şey kalmamış. İçindeki telefonları gitmesin ya da elbiseleri gitmesin ya da ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sel felaketinde yaşamını yitiren 59 yaşındaki Sezai Gürek, Unkapı'nın cici babasıydı. Hayatıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ordu'nun Kumru ilçesinden olan Gürek, bir süre memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Kasımpaşa'da bir otelde kalan Gürek, çeşitli işlerde çalıştı, seyyar satıcılık yaptı. Alkol problemi olduğu öğrenilen Gürek, bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Daha çok Beyoğlu ve Kasımpaşa çevresinde yaşayan Gürek, kış aylarında 5 kardeşinden biri olan ve İstanbul'da yaşayan Cevat Gürek'in yanına gidiyordu. İnşaat işleriyle uğraşan Gürek, abine birkaç iş ayarladı ancak Sezai Gürek bu işlerde çalışmadı. Kış aylarında kardeşinin yanına gidiyor ve tekrar sokaklara dönüyordu. Gürek hiç evlilik yapmadı. 6 senedir sokaklarda yaşadı. Ve geçtiğimiz gün İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybetti. Polis merkezinden aldıkları telefonla durumu öğrenen yakınları teşhis için adli tıp kurumuna gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Gülek'in yeğeni cenazeyi teslim alarak memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine götürdü. Gülek bugün Kayabaşı köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak. ...30 Ağustos Zafer Bayramı Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek olan özel bir etkinlikle kutlanacak. Etkinlikte 7.835 kişinin yer aldığı Zafer Hepimizin yazan bir Türkiye haritası ortaya çıkacak. Bursalıları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde birlikte olmaya davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem etkinlik hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi olarak ulusal bayramımızda gösterdiğimiz hassasiyet zaten hepiniz tarafından biliniyor. Bizler 30 Ağustos, 29 Ekim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini şekillendiği ulusal bayramlarımızı çok önemsiyoruz. Kimileri 30 Ağustos'un halkın genelini ilgilendirmediğini söylese de bizler biliyoruz ki Türk halkı ve özellikle de Nilüfer halkı bu konuda çok hassas. Adına Zafer Bayramı denilen ve ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşürmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. 30 Ağustos, emperyalizmin pençesinde perişan edilmeye çalışılmış bir halkın ayaklarının üstünde kalktığı gündür. 30 Ağustos, köyünden gelip üniversitede eğitim alan gencin bayramıdır. Seçme ve seçilme hakkını kullanan kadınların bayramıdır. Milyonları doyurmak için alın terini döken köylünün bayramıdır. Kısaca hepimizin bayramıdır. O nedenle zafer hepimizin diyoruz ve Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anmak üzere binlerce gönüllünün katıldığı bir etkinlik organize ediyoruz. Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancımızı yeniden hatırlamak için, Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. Bu etkinlikte tam 7.835 kişi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda buluşup içinde Zafer Hepimizin yazan dev bir Türkiye haritası oluşturacağız. Memleketimizin her 100 kilometre karesinin bir kişiyle temsil edildiği bu harita hava fotoğrafları ile ölümsüzleşecek. Ben tüm Bursalıları tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos'u kutlamak üzere etkinliğimize davet ediyorum. Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha omuz omuza vererek gösterelim istiyorum. Ve tüm ulusumuzun Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyorum arkadaşlar.
Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra katılımcılara sahada durmaları gereken noktanın numarasının yazılı olduğu bir etiket ve kırmızı-beyaz tişörtler dağıtılacak. Güvenlik gerekçesiyle 13 yaşından küçükler Türkiye haritasının oluşumunda yer almayacak. Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili bir otomobile operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İbranice yazılı 5000 yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi. Tarihi kitabın piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Adana'da yaşayan bir anne günlerdir 15 yaşındaki kızını arıyor. Kızınız hiç mi yok sizin ya? Bir an olarak feryat. 5 yıl önce eşinden boşanarak Gaziantep'ten Adana'ya gelen ve 4 çocuğuyla ayakta kalmaya çalışan kadın bir süre önce kızının uyuşturucuya alıştırıldığını öğrendiğini anlattı. 6 gün önce eve gelmeyince bu acı gerçekle yüzleştiğini söyledi. Ama bir kızla tanıştı parkta. O kızı ben hiç görmedim. O kız bizim hayatımızı bitirdi. Kızıma şey vermişler. Kızımın hastalığı var. Astım hastası benim kızım. Demiş bir astımın iyi gelir demiş. Bu ilacı iç demiş. Ama madde. Bir kızım gitti. 6 gün gitti. 6 gün sonra buldum geldim. Dedi polise gitme anne. Kardeşlerime sana zarar verecekler. Dedim hiç kimse bana zarar veremez. Kızını Amatem'e götürerek tedavisini başlatmıştı. Ancak şimdi de kızı 27 gündür ortada yok. Götürdüm dedi. Yeni vermişler dedi ortakı doktorlar. Korkma. Atlatır. Çok hevesliydi. Hayalleri vardı. Bilmiyorum ya, çok büyük hayalleri vardı kızımın. Benim kızımı neredeyse, kimin yanındaysa ben şikayetçi olmayacağım ya. Getirsinler, versinler bana çocuğumu. Burada yaşamayayım Hasret, yaşamayayım. Benim sesimi duy, neredesin duy da gel bana. Buradayım, korkma. Sen akılına zarar getirtmeyeceğim. Hiç kimse zarar vermeyecek ona abi. Canımı veririm, kızıma zarar verdirmem. Korkmasın, çıksın. Belki benim kızımı korkutuyorlar. Benim kızım ilk gittiğinde gelmiş kapıya. Demişler ki seni öldürmeye geldiler. Kızımın arkasındayım. Ne ben gelirse gelsin. Hangi bataklıktan gelirse gelsin o benim evladım. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde çok hareketli anlar yaşandı. Niterói Köprüsü'nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan 32 yolcuyu rehine aldı. Ekipler harekete geçti. 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Lapas Tabakar. Endonezya'da öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı çıkan protestolar cezaevine sıçradı. Batı Papua eyaletinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu cezaevinde kalan tutuklular çıkardıkları isyan sırasında önce hücrelerini ateşe verdi, ardından da cezaevinden kaçtı. Geçtiğimiz gün Endonezya'nın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmış, binlerce kişi olayı protesto ederek gösterilerde meclis binası ateşe verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti Oakland Park şehrinde iki kişi çöpten çıkan el arabasını almak için birbirine girdi. El arabasını koşuya çıkan bir adam aldı, evine geldiğinde ise takip edildiğini fark etti. Diğer adamsa kırmızı kılıftan uzun bir kılıç çıkararak saldırmaya başladı. Kılıç darbelerinden kurtulan adamsa el arabasını bırakmadı ve saldırgana güvenlik kamerasını işaret ederek uzaklaşmasını sağladı. Koşucunun olayın hemen ardından polisi aradığı, polisin de saldırganı bulmak için vatandaşlardan yardım istediği duyuruldu. Öte yandan el arabasını ise daha sonra bir kadının aldığı ve gözden kaybolduğu görüldü. Kadının saldırganla bağlantısının olabileceği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.
ABD Savunma Bakanlığı füze denemesinin Kaliforniya'da bulunan San Nicolas Adası'nda gerçekleştirildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngören anlaşmadan Ağustos ayının başında çekilmişti. Tasarımı Almanya'da yasaklı olan svastika sembolüne benzeyen oyun makinesi ülkede çok konuşuldu. Luna Park yöneticisi daha önce böyle bir benzerliği fark etmediklerini belirtirken oyun makinesinin operatörü ise bu benzerlikten dolayı gücenen insanlardan özür diledi. Temmuz ayında açılış yapan Luna Park'ta bulunan Kartal Uçuşu isimli oyun makinesi tasarımı nedeniyle kaldırıldı. Svastika yani gamalı haç, tarih öncesi dönemlerden kalma bir sembol. O dönemlerde tüm dünyada iyiliği, şansı temsil etmesine rağmen Nazilerden sonra vahşeti, savaşı ve kanı çağrıştırıyor. Kolombiya'da Sarpa firmasına ait uçak havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı. Uçak pistten çıktıktan sonra su drenajının bulunduğu yerde durdu. 29 yolcunun bulunduğu uçak havaalanı ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı. There it goes. Over the fence. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde timsah hava üstüne ait tel örgülere tırmanırken yoldan geçen biri tarafından görüntülendi. Görüntüyü paylaşan kişi sosyal medya hesabından yaptığı yorumda Florida'da bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir dedi. Rusya'nın Saransk şehrinde fazla alkol alan 38 yaşındaki adam kendisinden rahatsız olan komşusuyla tartışma yaşadı. Gerginliğin artmasıyla polis geldi. Adam bu duruma öfkelenerek 5 aylık bebeğini kucağına alıp pencereye çıktı. Bağırarak polisin gitmesini istedi. Bebeğini pencereden sarkıtması üzerine polisler harekete geçti. Bebeğini 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden adam ikna edilemeyince polis binanın diğer dairesindeki beton çıkıntıdan pencereye doğru ilerledi. Adamı içeri itip açık pencereden içeri atladı. Adam etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bebekse sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Babasının birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Bebek devlet tarafından koruma altına alındı.